Çin Seddi. Şimdiye kadar inşa edilmiş en uzun ve en pahalı sur. Ne kadar yukarı tırmanırsanız tırmanın, gözleriniz ne kadar iyi olursa olsun, dürbününüz ne kadar iyi olursa olsun hepsini göremezsiniz. Bu gerçekten coğrafi bir harika. Dünya çapında tanınmasına rağmen nasıl inşa edildiği hala gizemini koruyor. Ne zaman Çin Seddi üzerinde böyle kilometrelerce devam eden bir noktaya gelsem, her defasında yeniden hayranlık duyuyorum. İnşa etmek için ne gerekiyordu? Kimi dışarıda bırakmak için inşa edilmişti? Sayıca az olsalar da dünyadaki en çok korkulan savaşçılardı. Bunu anlamanın tek yolu bu duvarı parçalarına ayırmak. Savunmasını ve kulelerini her tuğlasına kadar sökerek bu antik dünya harikasının kalbinde yatan muhteşem mühendislik sırlarını ortaya çıkaracağız. Çin Seddi. 21 bin kilometre boyunca kıtaya yayılmış devasa bir savunma sistemi. Bu mega yapı dünyadaki en kalabalık ulus için yapılmış bir savunma kalkanıydı. Karla kaplı çöllerden Sarı Deniz'e kadar uzanan yapı dünyanın gördüğü en geniş yapı projesiydi. Bu duvar, dünya üzerinde bulunan en harika yapı. 1 milyarın üzerinde sağlam kil tuğla sayesinde yüzyıllar boyunca ayakta kalmayı başarmış. Muhafızları koruyan yüksek mazgallı siperlikleri ve istilacıları vurmak için duvarlarda açılmış ok pençeleriyle bu duvar 7 metre yüksekliğinde. Onlarca muhafız gözlem kulesi olan ve tuğladan yapılmış bu anıtsal yapı 5 metre genişliğinde ve kilometrelerce uzunlukta. Asırlar boyunca Çin'in ilk savunma hattı oldu. Ama bu ikonik tuğla yapı Çinli hükümdarların ülkede yaptırdıkları ilk duvar değil. Ataları bu ünlü tuğla duvarın yapımı başlamadan 1500 yıl önce basit toprak duvarlar inşa etmişlerdi. Esas soru şu, Çin'in hükümdarlarını böyle devasa yapılar inşa etmeye zorlayan şey neydi? Bu dağlar gerçekten çok güzel ve buradaki duvar da manzarayı daha da güzelleştiriyor. Bu antik zamanlarda sınırdı. William Lindsay dünyada önde gelen Çin Seddi uzmanlarından biri. Sırlarını öğrenebilmek için duvarı baştan sona yürüdü. Seddin üzerinde yürüdüğü binlerce kilometre, William'a duvarın tarihini anlamak konusunda eşsiz bir bakış açısı kazandırmış. Bu taraf Çin. Bu taraf Moğolistan. Göçebelerin ülkesi. Çinliler iyi durumdaydı. Çiftçilik yapıp bir sürü yiyecek üretebiliyorlardı. İhtiyaçlarından fazlasını üretiyorlardı. Kuzeydeki insanların ise durumu kötüydü. Orada tarım imkansızdır. Göçebeler Çin'in kuzeyinde yaşarlardı ve mevsimlerine göre sürülerini güderlerdi. Kendileri yetiştiremedikleri tüm yiyecek ve diğer şeyler için at sırtında Çin'i yağmalıyorlardı. Kuraklık, kötü hava koşulları bu insanların ellerindeki her şeyin yok olmasına neden olabilirdi. Hayatta kalmak için çabalamaları gerekiyordu. Çareyi nereye gitmekte buldular? Daha da kuzeye, Sibirya'ya gitmediler. Doğal olarak güneye inip Çin topraklarına girdiler. Çinliler bu göçebe baskınlarının korkusuyla yaşıyorlardı ve bir şekilde cevap vermeleri gerekiyordu. Bu Çin Seddi çıkmazının başlangıcıydı. Göçebeler doğal olarak çok başarılı bir orduydu. Çocukluklarından itibaren at sürerler. Hem de eğersiz şekilde bu yetişme tarzı göçebeleri dünyadaki en çok korkulan ordu haline getirdi.
Çinliler için durum daha da kötüydü. Çünkü göçebeler sadece harika at binmezlerdi. Aynı zamanda inanılmaz derecede üstün bir silahları vardı. Kompozit yay. Yang Fuxi dünyadaki en iyi yay ustalarından biri. 10 nesildir ailesi göçebe yağmalarını bu kadar yenilmez kılan bu asil sanatı sürdürüyor. Güçlü yaylar hızlı atlarla birleştiğinde ölümcül vurkaç saldırıları ortaya çıkıyordu. Birincilik yeteneklerimizle çok gurur duyarız. Çok küçük yaşlardan itibaren eğitilmeye başlarız. Yang Usta'nın görevi bir insanı öldürecek kadar enerji depolayabilen bir yay tasarlamak. İlk adım yayın ahşap çekirdeğini oyup birbirine yapıştırmak. Ama sadece ahşap bir yay ölümcül hızda ok atabilmek için gereken hıza ve güce sahip değil. Gördüğünüz gibi bu yayı bükmeye kalkamam. Ufacık bir dokunuş bile şeklini tamamen bozabilir. Yayların eğilmesini engelleyen şey altında yatan zekice yapım tekniği. Yang Usta, yayın üzerine ahşabı güçlendirmek için sert bir bufalo boynuzu tutkallıyor. Bu tarafına boğa derisi koymamız gerek. Böylece esnekliği sağlarız. Bu ok veya yay yaparken yapılması gereken en önemli şey. Yaya gereken yumruk etkisini verebilmek için diğer tarafına boğanın ensesinden alınan sinirleri yapıştırıyor. Eskiden okçuların kullandığı yayları germek için 27 kiloluk güç uygulamaları gerekirdi. O yüzden fiziksel olarak yorucu olan bu eylemi yapabilmek için güçlü ve dayanıklı olmanız gerekiyor. Yang Usta yayı serbest bırakıp oku attığında ok saatte 300 kilometre gibi inanılmaz bir hızda gidiyor. Bunun gibi ölümcül yaylar sayesinde antik göçebeler üst üste yaptıkları akınlarda neredeyse yenilmez hale geldiler. Çinliler binlerce kilometrelik topraklarını bu acımasız göçebe akınlarından nasıl koruyabilirlerdi? Buldukları çözüm bir duvar yapmak oldu. Bugün gördüğümüz tuğlaların altında daha önceden yağmacı göçebeleri uzak tutmak için yaptıkları toprak duvarın kalıntıları var. Sıkıştırılmış toprak tabakaları kaya gibi sert bir bariyer oluşturdu. İnce saz hasırlar tabakaları daha sabit kılmak için aralara serilmiş. Bu çok katmanlı toprak duvarlar 6 metreye kadar yükselebiliyor. Ve antik Çinlilerin evlerinde güvende olmasını sağlamak için yapıldılar. Uydu görüntüleri bu ilk duvarların Sarı Deniz'den Çin'in batı kısmındaki çöllere kadar uzandıklarını gösteriyor. Peki Çinliler etrafta elle tutulur bir inşaat malzemesi olmadan Kırat Çölü'nün ortasında nasıl böyle duvarlar inşa etmeyi başardılar? Ne zaman Çin Seddi üzerinde böyle kilometrelerce devam eden bir noktaya gelsem her defasında yeniden hayranlık duyuyorum. Çin Seddi kaşifi Richard Fairbrother, Çin'in batısındaki çölde. İlk Çin Seddi'nin tuğladan değil de topraktan yapılmış sırlarını açığa çıkarmaya çalışıyor. Böyle bir şey inşa etmek için gereken insan ve emek miktarını düşündüğünüzde gerçekten inanılmaz olduğunu fark ediyorsunuz. Duvarların bu kadar uzun süre çöl rüzgarlarına nasıl dayandıklarını anlamak için Richard duvarın bir kısmını kendi yeniden inşa ediyor. Yang ve ekibi orijinal metotları kullanarak duvara yeni bir kısım ekleyecekler. Bitmiş yapı sıkıştırılmış toprak duvar olarak biliniyor. Toprak ve bu tip saz tabakalarıyla bu duvarı inşa ediyorsunuz. Ve toprak tabakanın üstüne bunları yayıyorsunuz. Bu sazların bir avantajı da duvara drenaj mekanizması sağlamaları.
Yağmur toprağın içinden geçiyor ve bu sazların içinden dışarıya doğru akıp gidiyor. Drenaj görevi gören sazlar olsa bile bu acımasız coğrafyada vahşi fırtınalar ve yıkıcı rüzgarlar her şeyi toza çeviriyor. Peki 2000 yıldan eski bazı duvarlar nasıl günümüze kadar dayandılar? Laboratuvar analizleri lös denen çöl toprağının içindeki ölü sümüklü böcek kabukları sayesinde özel bir yapısı olduğunu fark etti. Lösün içinde çok fazla kalsiyum karbonat var ve bu suyla karıştığında kendi kendine betonvari bir yapı alıyor. Antik mühendisler farkında olmayarak kimyayı akıllıca kullanıp koca bir çağ boyunca ayakta duracak duvarlar inşa etmişler. Sıkıştırmanın amacı lösü bir araya getirip dayanıklılıklarıyla ünlü sıkıştırılmış toprak duvarları yaratmak. Bu parlak çöl güneşinin altında tüm gün çalışmanız gerekiyordu ve eminim gün sonunda pestiliniz çıkıyordur. Sekiz kişilik bir ekip 7 günde 1 kilometre duvar yapabilirdi. 6 metre yükseklikteydi ve yüzyıllar boyunca düşmanları Çinlilerden uzak tuttu. Bu duvarları geçmenin tek yolu ölümcül ok yağmuru altında duvara tırmanmaktı. Ama bu durum 16. yüzyılda değişti. Çin'in düşmanlarının artık yeni silahları vardı ve duvarlar işe yaramıyordu. Çinliler nasıl bir karşı hamle yapacaktı? Zaten bir sürü duvarları vardı. Bir sonraki seçenekleri neydi? Daha çok duvar mı? Daha iyi duvar mı? Cevaplanması gereken soru buydu. Bu soruyu dünyada görülmüş en hırslı yapı projelerinden biri takip etti. Çin'in ilk duvarı 2000 yıl önce çamurdan yapılmıştı. Çin İmparatorluğunu göçebe yağmalarından korumak için inşa edilmişti. Ama yıllar içerisinde savaş silahları geliştikçe bu duvarlar gittikçe daha az korkutucu bir engel haline geldiler. Askeri gelişmeler Çin'in savunma hattını güçlendirmek zorunda bıraktı. Tarihçi William Lindsay, Beijing'in kuzeyinde yer alan Jiangku'da Çin Seddi'nde yürüyor. Bu devasa savunma bariyerini güçlendirmeleri için Çinlileri neyin tetiklediğini anlamaya çalışıyor. Buranın 80 kilometre uzağı Beijing. Bu pek de güvenli bir uzaklık değil. 1550'de Moğollar duvarlara dayandı. Ve Beijing'in korumasızlığı gözler önüne serildi. Moğollar akınlar halinde bu dağlardan geçip Çin'in başkenti Beijing'in çevresinde bulunan etraftaki araziye yayıldılar. Sivil halkı mahvettiler ve Çin hükümdarlığı büyük bir ikilemde kaldı. Saray ve gücün merkezi kesinlikle korkuyla sallanıyordu. Esas soru, Çin Seddi nasıl yıkılabilirdi? Yeni ve güçlendirilmiş bir duvarın zamanı gelmişti. Çinliler milyarlarca ton masif taş ve tuğla kullanarak devasa bir yapı inşa ettiler. Büyük granit bloklardan oluşan sağlam bir temel üzerine yerleştirildi. Pürüzsüz tuğlalar kazarak çıkarılmalarını imkansız kılarken mazgallar tepedeki askerleri korudu. Tuğlaların arasındaki sıkıştırılmış moloz sağlam bir çekirdek yaratırken pürüzsüz taşlar üst kısmı örtüyordu. 7 metre yüksekliğindeki ve 5 metre genişliğindeki bu duvar kimseye geçit vermiyordu. İşçiler Çin'in bir ucundan diğerine duvar örecek kadar tuğlayı nasıl ürettiler? Atmamız gereken ilk adım
Pişireceğimiz tuğlalara şekil vermek için kullanılacak olan ana malzeme kili bulmak olacak. Cevap Colin Richards'ta. Bütün kariyeri boyunca tuğla yapılarının korunması için çalışmış. Şu anda bu devasa yapıyı ayağa kaldırmak için kurulan 15 milyon dolarlık bir projeye katılmış. 8 kişilik bir restorasyon ekibiyle Çin Seddi'ni inşa etmenin zorluklarını anlamak için orijinal teknikleri kullanıyor. Fazlalıkları kalıbın içine atın gitsin. Şimdi köşeleri de ulaştığından emin olmalıyız. Eğer bunu kolayca çıkarabilirsem güzel bir tuğlamız olacak. Bir duvarı hızlı inşa etmenin sırrı büyük tuğlalar kullanmak. Çin Seddi'nde kullanılan tuğlalar günümüzde evlerimizi yapmak için kullandığımız tuğlalardan 4 kat daha büyük. Tuğlaları ne kadar büyük yaparsanız, taşımaları zorlaşsa da duvarı o kadar hızlı örersiniz. Çünkü basitçe üst üste konarak örüyorsunuz. Bundan memnunum. Dış taraflarını pürüzsüzleştirebiliriz. Bu kuruyabilir artık. Bu fırına gidecek ve Çin Seddi için bir tuğla daha yapmış olacağız. Ekip tuğlaları kurumaya bırakıyor. Şimdi ateşe ihtiyaçları var. Son birkaç tuğlayı da fırına yerleştiriyoruz. Aralarında boşluk bırakıyoruz ki sıcak hava diğer taraftan bacalardan çıkıp gitmeden önce fırının tepesine gelsin ve orada kalsın. Tepesine bir toprak katmanı koyacağız. Böylece elimizden geldiğince havayı içeride tutup izolasyon sağlamış olacağız. Fırının yerleştirilmesi için Colin ve ekibinin çok yorucu bir sabah geçirmesi gerekiyor. Ateş tuğlalardaki kil parçalarının eriyerek tuğlanın çok dayanıklı olmasını sağlıyor. Duvar ilk inşa edildiği zaman bu arazide binlerce fırın çalışıyordu. Yüz binlerce insan dünyadaki ilk endüstriyel üretim ölçeğinde kurulan bantlarında çalışıyorlardı. Durmadan doldurulan, ateşlenen ve açılan fırınlar vardı. Bu da tepedeki insanlara durmadan tuğla yapıldığı anlamına geliyor. Sonsuz bir tuğla stokları vardı. Böylece duvar durmadan yukarı ve ileri gidiyordu. Çünkü bu üretim aralıksız devam ediyordu. Mükemmel pişmiş tuğlalar için Colin ve ekibi fırının derecesini kontrol etmek konusunda yıllardır edindikleri tecrübelerine güveniyorlar. Tuğlaların değişen renklerini izlememiz gerekiyor. Yumuşak kırmızıdan sarıya, oradan da beyaza geçiyor. Beyaza geldiği zaman 12 saat boyunca o noktada tutmamız gerekiyor. Fırının içinde bulunan 1000 derecelik ısının sabit olduğundan emin olmamız gerekiyor. Sonra da ateşi durduruyoruz. Tuğla fırının temelinde dahiyane bir tasarım var. Ateş tuğlaların altında değil, yanlarından hava üfleyen tüneller içinde. Fırının çekli sayesinde sıcak hava tuğlalar arasından geçerek 3 bacadan dışarı çıkıyor. Böylece tüm tuğlalar eşit derecede pişiyor. Eğer çok çabuk ısınırlarsa kilin içinde nem buharlaşır ve tuğlaları bomba gibi patlayacak derecede kırılgan hale getirir. Ama eğer fırını doğru yakarsanız, duvar inşa etmek için binlerce sağlam ve dayanıklı tuğlanız olur. Yeah. 24 saatlik pişirmeden sonra ekip bu pişen tuğlaları duvara yerleştirmek zorunda. Peki duvarın inşaatçıları bu tuğlaları ocaklardan çıkarıp kilometrelerce yüksekteki dağa nasıl taşıdı? Bu tür ağır şeylerin bir yerden başka bir yere götürülmesi gerçekten çok zor. Aynı antik meslektaşlarının yaptıkları gibi Colin ve ekibinin bu işi yapmak için tek seçenekleri var. İnsan gücü. Bulabileceğimiz her işçiye ihtiyacımız var. Sanırım ne kadar çok insan varsa o iş o kadar kolaylaşıyor. Duvarın inşası için 1 milyondan fazla adam görevlendirildi. Durmadan yeni tuğlalar pişiyor, taşınıyor ve örülüyorlardı.
İnsanların çalışma koşulları gerçekten çok kötüydü. Yazın 40 dereceden sıcak havalarda ve kışında çok soğuklarda çalışıyor ve tuğlaları dağlara taşıyorlardı. Patikalardan birinde kenardan kayıp ölebilirdiniz. Hayat bu kadar ucuzdu. Dünyadaki en muhteşem duvar, çok sayıda insanın ölümüne sebep olan acımasız bir rejimin üstüne kuruldu. Günümüzde William gibi araştırmacılar Çin Seddi'nin diğer gizemlerini çözmeye çalışıyor. İşçiler yapının takip etmesi gereken yola nasıl karar verdiler? Ne zaman birileri Seddi ziyarete gelse hep aynı soruyu soruyorlar. Neden duvar burada da diğer tarafta ya da şu tarafta değil? William, Çin Seddi'nin etrafındaki coğrafyayı inceleyerek Çinlilerin neden duvarı bu patikaya inşa ettiklerini anlamaya çalışıyor. Bu gözetleme kulesinin tepesinden baktığınızda tam olarak duvarın neden burada olduğunu anlıyorsunuz. Bu taraf aşağıda kalıyor, yükseliyor, yükseliyor ve burada zirveye ulaşıyor. Ve duvar daha sonra bu zirveyi diğer taraftaki zirveye kadar takip ediyor. Diğer tarafa baktığınızda dağların yüksekliği azaldıkça duvar da ani bir şekilde alçalıyor. Burası duvarın bu kesimi için seçilebilecek en mükemmel çizgi. Duvar işçileri yükseklikleri takip ettiler ama yaptıkları şeyi hiçbir zaman dümdüz bir çizgiyi takip etmek olmadı. İlk başta gelişi güzel gibi görünen bu rotanın mantığını anlamamıştım. Ama tüm bu kıvrım ve dönüşlerin bir amacı var. Ateş hattını, düşmanı sadece karşıdan değil, yanlarından da vurabilmek için geliştirilmiş bir şey. Bunu düşünmemiştim. Aklı başında hiçbir düşman, Çinliler buradayken onlarla savaşmak istemez. Çinliler Çin Seddi'ni coğrafyayı takip ederek 1500 metrelik dağların tepelerine ulaşarak inşa ettiler. ...150 metrede bir yerleştirdikleri gözcü kuleleriyle tahrip bölgelerini genişlettiler. Ve 3 kilometre boyunca ağaçları temizleyerek yapmacıların açık alanda kalmasını sağladılar. Duvarda çıkıntılar yaparak saldırılara karşı gözetleme hattını ileri taşıdılar. Duvar devasa fiziksel bir bariyer ama asker olmadan kimseyi durduramaz. Eğer Çinliler sadece duvarı inşa edip bunun göçebeleri dışarıda tutacağına güvenselerdi, bu tamamen işe yaramaz bir şey olurdu. Duvarın durmadan nöbet altında tutulması ve aktif olarak korunması lazımdı. Çinliler tuğla duvarı inşa ederken başka bir sorunla daha karşılaştılar. Duvarın korunması için 1 milyon adama ihtiyaç vardı. Bu insanlar nerede yaşayacaklardı? Çinliler 16. yüzyıldan kalma bu duvarı tuğlalardan ve harçtan inşa ettiler. Ama bu saldırganları püskürtmek için ordu olmazsa, savunma için duvar kendi başına yetmez. Duvarın performansı kimin üstünde olduğuna ve kaç adamın olduğuna bağlıydı. William Lindsay, Beijing'in kuzeyindeki Jinshanling'de Çinlilerin nasıl bu duvarda bulunması için 1 milyon adam bulduğunu çözmeye çalışıyor. Bana kalırsa burası yeniden yapılan duvar için kullanılan prototip bir kısım. Başka hiçbir yerde birbirine bu kadar yakın gözetleme kuleleri yok. Çinliler 150 metrede bir bu kuleleri olan tuğla bir duvar inşa ettiler. Bu tip kuleler muhtemelen 20 ila 30 insan barındırıyordu. 1600'lerin başlarından bazı veriler buldum. Her kilometrede tam olarak 120 adam. Oldukça yoğun bir asker sayısı bu. Medeniyetten kilometrelerce uzakta bu askerler nerede yaşadı ve nasıl hayatta kaldılar? On binlerce kule bu askerleri barındırıyordu.
Her kulenin ilk katında taş yatakların üzerinde 30 asker uyuyordu. Ortadaki kömür ateşi kışın bile odayı sıcak tutuyordu. 11 metre yükseklikte ve 1 metre kalınlıktaki duvarlar askerleri koruyordu. Ve pencereler durmadan etrafın gözlenmesini sağlıyordu. Üst katlarda tehlike anında askerlerin kullanması için silahlar bulunuyordu. Bu kuleler tüm yıl boyunca duvarda bulunan askerlerin savunma merkeziydi. Çin Seddi ve binlerce kulesi dünyadaki herhangi bir binadan daha fazla tuğladan oluşuyor. Restorasyon uzmanı Colin Richards, duvarın zarar gören bir kısmını yeniden inşa etmek için ekibe yardım ediyor. Ekip yeni tuğlalar yaptı. Şimdi onları harçla birleştirmeleri lazım. Bu harç inanılmaz derecede sert olabiliyor. Hatta bazı durumlarda tuğlanın kendinden bile daha sert. Yanımda bir fotoğraf var. Burada harcın tuğlaların arasından göründüğünü görüyoruz. Bazı kısımlarda Çin Seddi'nin tuğlaları dökülerek geride kendilerinden daha güçlü olan harcı bırakmışlar. Duvarın üst tarafından bir kısmı dökülmüş ama burada bu malzemenin ne kadar harika bir şey olduğunu anlıyoruz. Harcın içeriği hala gizemini koruyor. Orijinal tarifin yazılı bir kaydı yok ama Colin, yerel çiftçilerden bu kadar güçlü olmasının anahtarının beklenmedik bir malzeme olduğunu öğreniyor. Pirinç. Harcın içeriğindeki malzemeleri incelemek için Colin kaba ve pratik bir teknik kullanıyor. Eğer orijinal harçtan bir parça alıp, olabilecek en iyi şekilde ezip, su ekleyip karıştırırsanız, suyun içinde farklı seviyelerde biriken malzemeleri görebilirsiniz. Böylece karışımın neden oluştuğunu daha rahat bir şekilde görebilirsiniz. Ezilmiş harcı 3 saat bekletip daha sonra inceliyor. Şaşırtıcı olan şey harç karışımının içinde çok fazla çakıllı kum olması. Burada kum, kırılmış çakıllar, İnce kum var. Yani demek ki bütün bunları birbirine bağlayan malzemeden çok fazla olması gerekiyor. Çok ilginç bir şey çünkü bu karışım çok güçlü. Çakıllı kum sayesinde harç birbirine çok güçlü şekilde yapışıyor. Ama yerel halkın dediği harcı son derece güçlü kılan şey içine eklenen yapışkan pirinç suyu. Çin'in bu bölgesinde pirinç bol bulunan bir şey. Ve onlar da harca pirinç eklediklerinde sadece hızlı kuruduğunu değil, çok daha sağlam olduğunu fark etmişler. Colin yapışkan pirinç suyu hazırlamayı deniyor. Bu suyu kaynatmamız gerekiyor. Hızlı bir şekilde kaynamaya başlıyor. Hemen pirinci ekleyeceğiz. Bilim adamlarına göre harcın fazladan güçlü olmasının sebebi içine eklenen pirincin içindeki nişasta. Colin, kireç, kum ve özel yapılmış yapışkan pirinç suyuyla harcını karıştırıyor. Yapmamız gereken şey harç yatağı yapacak şekilde tüm köşelere harcı yaymak. Eğer çok yoğun olursa işe yaramaz. Eğer çok sulu olursa kenarlardan akar. Yani karışımı doğru hazırlamak harcın kalitesini belirliyor. Bu şekilde çalışarak duvar ustaları, tuğlaları yüksek duvarlar ve Çin Seddi'ndeki askerleri barındıracak, binlerce kuleyi oluşturacak şekilde üst üste dizebiliyorlardı. Bu askerler medeniyetten binlerce kilometre uzakta, göçebe akınlarına karşı tek başlarına ülkeyi savunuyorlardı. William Seddin mimarisinin göçebeler duvarın üzerine çıkmayı başarsa bile askerleri nasıl güvende tuttuğunu inceliyor. Kendinizi bir Çinli savunmacının yerine koyun. Burada duruyorsunuz. Bir saldırgan olarak benim hiçbir şansım yok. Savunan asker benden 3 metre yukarıda. Yer değiştirelim. Bende yükseklik avantajı var. Sol koluma buradan zırh sağlayabiliyorum. Kılıç, mızrak, sopa. Bu gerçekten harika bir savunma aksesuarı. Ama yumruk yumruğa mücadele tek savunma şekli değildi. Çin'in teknolojik mahareti askerlerini korkutucu bir silah cephanesiyle donattı.
Bu teras aslında bir top platformu. Tabii top artık yok ama namlusu buraya konuyordu. Bu kocaman patlayan silahın bu duvar üzerindeki en korkutucu silah olduğunu düşünebilirsiniz. Aslında çok fazla ses çıkarması ve korkutucu olmasının yanı sıra yeniden doldurması çok uzun süren bir silahtı. Yavaş yağmurlu havalarda doğru düzgün çalışmayan bir alet. Pek de güvenilir bir silah sayılmaz. Toptan daha güvenilir bir alet arayan askerler başka bir silaha sarıldılar. Çok daha hassas ve ölümcül. Arbalet. Bu ölümcül silah göçebelerin kompozit yayına etkili bir rakipti. Duvarı koruyan Çinli askerler için çok önemli bir silah. Tek başına olan bir asker için arbalet en güçlü silahtı. Yang Fuxi arbaletin tetikleyici mekanizmasının bir örneğine sahip, kendi zamanının mucizesi. Bu bronzdan yapılmış. Sonra kalıba dökmemiz gerekiyor. Sadece toplu üretilmiyorlarmış. Aynı zamanda standartlaştırılmışlardı. Parçalar birbirine takılabiliyormuş. Arbalet tetiği dünyadaki ilk mekanik silahtı. Bir saniye içinde yay boşalıyor ve inanılmaz bir hassasiyetle ok hedefi. Askerler genelde okları zehre batırıp tek bir çizgin bile ölümcül olmasını sağlıyorlar. Gözlem kuleleri çıkıntı şeklinde duvardan dışarı uzuyor. Böylece savunan askerler saldırganları çapraz atış altında yakalayabiliyor. Surun gerisinden büyük kaya bombaları ve ateşli toplar atıyorlarmış. Ama arbalet, askerlerin seçtiği en ölümcül silahtı. Tek yapmamız gereken tetiği çekmek ve ateş ediyor. Çok hafif ve çevik. Basarken büyük güç harcaman gerekmiyor. Çinliler binlerce arbalet tetiği üretmek için endüstriyel bir üretim hattı yarattılar. Muhteşem tasarımı Çin'in yeteneği ya da gücü olmasa da arbalet kullanabilen askerlerden oluşan bir ordu yaratabileceği anlamına geliyordu. Ok ve yayla vurduğumuzda çok uzun süre nişan alamayız. Yayı gerdiğimiz anda hemen yolluyoruz. Ama arbalet kullanırken uzun mesafelerden birini vurabilmek için uzun süre nişan alabiliriz. Daha rahat oluyor bu. Bu olağanüstü icat, Çinli askerlerin göçebelere denk bir ordu olmasını sağladı. William duvarın nasıl bu ölümcül silaha göre tasarlandığını gösteren kanıtlar buldu. Bu delik arbaleti yerleştirmek için. Standart bir yay buraya yerleşirdi ve altında da sapı vardı. İçeriye takıldıktan sonra kullanan kişinin kolayca yeniden kurmasını sağlıyordu. Yeniden kurulur ve hedefi gördüğü anda ateş ederdi. Ama arbaletleri bile olsa Çinli askerler küçük gruplar halinde ya dağ tepelerinde ya da çöllerde bulunan gözcü kulelerinde birbirlerinden izole haldeydiler. Büyük bir saldırı olduğunda bu askerler nasıl destek kuvvetleri çağırıyordu? Duvarda görevli Çinli bir asker olduğunuzu hayal edin. Bir anda ufuk çizgisinde arkasında toz bulutları yaratarak gelen 3-4 bin atlı gördünüz. Böyle bir şey gördüklerinde insan ne yaptıklarını merak ediyor. Çin Seddi araştırmacısı Richard Fairbrother, Gobi Çölü'nün sınırında bulunuyor. Gözetleme kulelerindeki adamları bağlantı halinde tutan istihbarat ağının kanıtlarını arıyor. Bu tepenin zirvesinde antik bir işaret kulesi var. İşaret kulelerindeki askerlerin tek bir görevi vardı. Bu da düşmanlar için tetikte olmak ve onların geldiğini görünce alarm vermek. Çinlilerin göçebelerin şimşek gibi hızlarına karşı bir savunmaya ihtiyaçları vardı. Çözümleri ne mi? İşaret vermek. Bu flamaların her biri 500 atlıyı temsil ediyordu. Buraya baktığımızda 3 flamamız var. Ve bu da ufuktan 1500 atlının geldiği anlamına geliyor. İşaret sistemi Çin istihbaratının göçebelerin hızlı hareketlerini izlemesini sağladı.
Bir sonraki kuledeki adamların dikkatlerinin dağınık olmadığını ve ufkun ötesinden 1500 atlının geldiğini fark etmesini umuyorum. Kule nöbetçileri eve mesaj iletmek için aynı zamanda dumanı da kullanıyorlardı. Göçebelerin saldırılarına anında cevap vermek, duvarın savunulması ve Çin'in savunulması için çok önemliydi. Çin Seddi sadece savunma amaçlı bir yapı değildi. Aynı zamanda istihbarat anında bir parçasıydı. Bu tarafta göçebe savaşçılar sürekli olarak sürpriz bir saldırı yapabilecekleri yerler arıyorlardı. Duvarın üzerinde ise Çinli askerler o saldırıya dair işaretler arıyorlardı. Eğer görürlerse işaret kuleleri boyunca alarm veriyorlardı. Kulelerden ve işaret istasyonlarından oluşan bu sistemin aşılamaz olması gerekiyordu. Çin'in kuzey sınırı boyunca uzanıp Sarı Deniz'in 2 metre içindeki son noktaya ulaşıyordu. Zekice tasarımı sayesinde yapı hala ayakta duruyor. Ejder'in başı olarak bilinen, her biri 3 ton gelen sağlam granit parçalar dalgalara karşı koyacak bir yapı oluşturuyorlardı. Demir kıskaçlar onları sağlam bir şekilde birbirine bağlıyordu. Taşlara oyulmuş ek yerleri katmanların dalgalarla gitmesini önlüyordu. Dokuz kat taş blok işgalciler tarafından dolanmasın diye ezici dalgalara karşı koyuyordu. 15 metre yüksekliğindeki bu kule Çin Seddi'ne anıtsal bir son veriyor. Duvar ve işaret sistemi doğudaki bu okyanus kalesiyle batıdaki çölleri birbirine bağlıyordu. Çin ordusunun tüm ülkeyi korumak için tamamen hazır olduğunu gösteriyordu. Siperlerde duran askerler ellerindeki yaylar ve Tatar yaylarını kullanarak aşağıdaki düşmanların üzerine yağmur gibi ok yağdırıyorlardı. Ama duvar bu kadar ücra ve dağlık bir arazide bulunurken destek kuvvetleri nasıl geç olmadan bu zorlu noktalara ulaşıyordu? Çin Seddi, Çin boyunca uzanan bir savunma kalkanıydı ve bir sır barındırıyordu. Duvar bu kadar zorlu bir arazinin zirvesindeyken, saldırı başladığında Çinli askerler nasıl oluyor da bu zorlu noktalara ulaşıyordu? Bunun gibi kulelerde bulunan nöbetçilerin birincil görevi düşmanı gözlemekti. Düşman göründüğü anda alarm sinyali gönderip bu bölgeye destek çağırmaları gerekiyordu. Çin Seddi tarihçisi William Lindsay, Beijing'in kuzeyindeki Jiangku'da bulunan duvarda yürüyor. Askerlerin dağların zirvesindeki baskınları önlemek için nasıl manevra yaptığına dair kanıt arıyor. İnsanlar buraya bakınca genelde hadi ama savunma duvarına ihtiyaçları yok, kimse buraya saldırmaz diyor. Katılıyorum. Altında durdukça bunu daha iyi anlamaya başlıyorsunuz. Yani şuna bir bakın, uçurumda asılı duruyor. Çinliler neden bu dik yamaca bir duvar yaptılar? Başka bir amaçları mı vardı? Bu kayıp bir bağlantı. Buradaki duvara bağlanıyor. Sonra oraya ve sonra da oraya. Sınır duvarını sınır yol sistemi haline getiriyor. William duvarın destek kuvvetlerinin saldırı altındaki askerlere hemen ulaşmasını sağlayan yol sistemi olduğuna inanıyor. Bu da duvarı geniş bir ulaşım ağına dönüştürdü. Çin'in batısındaki çöllere doğru binlerce kilometre uzanıyordu. Son fonksiyonunu gerçekleştirmek için. Çin ticaretini korumak. İpek yolu denilen antik ticaret rotası Çin'in uzak batısına kadar uzanıyordu. Yol ülkenin dış dünyayla olan bağlantısıydı. Richard Fairbrother İpek yolu boyunca yolculuk ediyor ve Çin Seddi'ne olan bağlantılarını arıyor.
geçmişin İpek Yolu yolcusu gibi Dunhuang'daki bir pazardan erzak alıyor. 60 mı? Pahalıymış. Pahalı değil. 60 hiç pahalı değil. Ve Batı Çölü'nün haşin serinliğine doğru ilerliyor. Bir çöl kalesi arıyor. Bu muhteşem. Bu heybetli kale 2000 yıldan daha eski. İpek Yolu'nun tam üzerinde. Şanmaçeng olarak adlandırılıyor. Sözlük anlamıyla at iyilişi kalesi demek. Olağanüstü bir yerde. Devasa dağlar ve kalenin bir yanını koparmış olan bu nehirle beraber. Burası atların Çin İmparatorluğu tarafından çayla takas edilmeden önce iyiliş edildiği yerdi. Çin Seddi ve üzerindeki kaleleri İpek Yolu'ndaki tüccarları koruyordu. İpek Yolu boyunca ticaret Çin İmparatorluğu için çok önemliydi. İşte bu yüzden Çin Seddi'ni inşa edip üzerine bu kaleleri eklediler. Ama yabancı tüccarları kalelerine kabul etmek Çinlileri savunmasız bıraktı. Ticarete olan heveslerine rağmen Çinliler, yabancı tüccarların göçebe casusları olması konusunda dikkatliydiler. Kalelerini öyle tasarladılar ki tek bir yanlış hareket vahşi bir sonla noktalanıyordu. Kapıcı odasının altındaki dar koridor ziyaretçileri ürkütücü ölüm geçidine götürüyordu. Duvarlar davetsiz misafirler için bir labirent oluşturuyordu. Birbiriyle kesişen keskin dönüşler onları sıkışık bir avluya yönlendiriyordu. Bu 10 metrelik tuzak istenmeyen misafirler için ölümcüldü. Siperlerde duran silahlı askerlerle bu Çin topraklarını korumak için yapılabilecek en iyi kaçış planıydı. Çin Seddi, kuzeyden gelen teröre göğüs germek için yapılan tam bir askeri mühendislik harikasıydı. Bu duvara bakıp dağların tepelerinde nasıl kıvrıldığını gördüğünüzde ne kadar büyük bir başarı olduğunu anlıyorsunuz. Bütün Çin'i dolaşıyor. Bu tarihteki en çok emek harcanmış, malzeme harcanmış ve zaman harcanmış projelerden biri. Bana kalırsa bu en büyük dünya harikalarından biri. Çin Seddi'ne bayılıyorum. Kulağa biraz modası geçmiş gelebilir ama benim bir lafım var. Eğer Çin Seddi'nden bıkmışsan hayattan bıkmışsın demektir. Çin Seddi Çinli çiftçileri korudu ve ulusun imparatorluk gücünün dünyadaki en önemli ticaret yoluyla beraber yayılmasını sağladı. Bu tarihi his, burada olmak, belki de uzun zamandır buraya gelen ilk insan olduğunu bilmek tarif edilemez bir his. Muhteşem bir şey. Kendi kendine betonlaşan toprak duvarlardan aşılamaz tuğla savunma hattına. Savunma mazgalları, ölümcül labirentler ve yürüme yolu. Bunların hepsi bir araya gelerek askeri mimari tarihinde çok büyük bir başarıyı ve şimdiye kadar görülmüş en büyüleyici yapıyı oluşturuyorlar.